Antalya Körfezi'nin batısında, antik çağ coğrafyacısı Strabo'nun anlatımıyla Soluma dağlarının önünde konumlanan Faselis, denize doğru çıkıntı yapan yarımada biçiminde bir burun üzerinde kurulmuştur. Kuzey, güney ve askeri liman olarak adlandırılan 3 adet korunaklı doğal limanın varlığı, Faselislilerin denizci karakterini yansıtır. Faselis'in denizcilik geçmişi, kentin kuruluş öyküsünün odağındadır. M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda, Akdeniz ve Ege'de yaşanan ticari hareketlilik, ticaret rotalarını çeşitlendirme ihtiyacını doğurmuş ve denizci tüccarlar yeni liman yerleşimleri kurma çabalarına girmişlerdir. Tam da bu yıllarda, Rodoslu denizciler tarafından keşfedilmeye başlanan, Likya'nın doğu sahillerindeki önemli bir durak noktası Faselis'tir. Yerli Solimos halklarının oturduğu, köy niteliğinde bir yerleşim geçmişine sahip olduğu kabul edilen Faselis'in, tanınırlığı Rodos adasının önemli kentlerinden Lindos kökenli Lakyos adında bir kent kurucuya dayanmaktadır. Söylenceye göre Lakyos, Faselis'in bulunduğu araziyi yerli halka sağladığı tuzlu balık karşılığında satın almıştır. Merhaba, bu hafta Anadolu Arkeolojisi'nde gerçekten de hem coğrafi olarak hem de kalıntılarıyla muhteşem bir kent olan Faselis'teyiz. Antalya'nın hemen 70 kilometre kadar güney batısında konumlanıyor Faselis. 3 tane doğal limanıyla da hem antik dünyanın hem de günümüzün önemli bir yeri. Faselis antik kentinin dediğim gibi 3 limanı var. En güneydeki sivil liman, hemen biraz kuzeyinde kentin tam merkezinde yer alan askeri liman ve en kuzeydeki de ticari liman olarak ayrılmış. 2500 sene önce antik çağlarda Faselis'e gelseydim büyük ihtimalle deniz yolundan gelecektim. Ve işte buradaki güneydeki sivil limandan bir gemiden inip buradan ana caddeye ulaşacaktım. Biz de aynı antik dönemdeki bir tüccarın ya da gezginin yapacağı gibi bu limandan gelip Faselis kentini hep beraber gezeceğiz bugün. Yazılı tarih aktarımları ve kentteki epigrafik veriler, Anadolu'nun Pers işgalinde ve sonrasında Faselislilerin Atina yanlısı bir tavır ve kültür politikası sergilediğini ortaya koymaktadır. Faselislilerin Atina ile arasındaki gönül bağına işaret eden verilere, klasik çağın önemli entelektüelleri arasında gösterilen Theodektes'in anıları arasında rastlanır. Faselis'te doğmuş, yüksek öğrenimini Atina'da tamamlamış olan Theodektes, M.Ö. 4. yüzyıl Ege dünyasının kültürel ve akademik yaşamında önemli şahsiyetlerden biridir. Antik kaynaklara göre Atina'da bir mezar kompleksi içine dikilen heykeliyle onurlandırılarak gömülmüş olan Theodektes, doğduğu kentte de Agora'ya dikilmiş bir heykelle ölümsüzleştirilmiştir. Modern araştırmacılar tarafından Faselis'in keşfi, İngiliz Kraliyet Donanması'nın Küçük Asya kıyılarını haritalandırmakla görevlendirdiği Amiral Francis Beaufort'un bölgeyi 1812 yılındaki ziyareti sırasında gerçekleşmiş, Beaufort yerleşimin adını kentte bulduğu yazıtlar yardımıyla doğru bir şekilde tespit etmeyi başarmıştır. 1968-1970 yılları arasında Alman arkeolog ve mimarlar, kent planının çıkarılma çalışmalarının yanı sıra ilk sualtı araştırmalarını da gerçekleştirmişlerdir. 1980-1985 yılları arasında Antalya Müze Müdürlüğü ve Profesör Doktor Cevdet Bayburtluoğlu'nun çevre düzenleme ve kurtarma amaçlı yürüttüğü kazılar sonrasında, 2011 yılından bu yana sistemli kazı ve yüzey araştırmaları, Akdeniz Üniversitesi Bilim Heyetince Profesör Doktor Murat Aslan başkanlığında sürdürülmektedir. Faselis antik kenti oldukça eski bir kent. Likya'da ama zaman zaman Likya ile beraber anılmış ama daha çok Pamfilya ile beraber anılmış bir kent. Aslında burada Likya'ya ait unsurları fazla bulamıyoruz. Anadolu'daki birçok kent gibi hani o milattan önce 5. 4. yüzyıllarda özellikle 3. yüzyıldan sonra Büyük İskender'in o Helenleştirme
sevdasından sonra diyelim, kentlerin çoğu kendilerine böyle bir Yunanlı Helen, bir kurucu ata buluyorlar. İşte Faselis'in de böyle bir kurucu atası var ve bu kurucular işte milattan önce 8. yüzyılda, 7. yüzyılda genellikle bir kahinin önderliğinde buralara gelip burada kentler kuruyorlar. Faselis'in öyküsünde ise Rodos'tan, hatta Rodos'un Lindos kentinden gelen Laikos var. Kehanete göre bir buruna çıkacaklar gemiyle ve oradan 3 gün doğuya doğru yürüyünce kuracakları kenti bulacaklar. Onlar da olasılıkla Rodos'tan gemiyle gelip bugünkü Gelidonya burnuna ya da buralı halkın dediğiyle Şilidonlara gelip oradan hakikaten 3 gün doğuya doğru yürüyünce böyle 3 tane korunaklı limanı olan, doğal limanı olan bu kenti görüyorlar. Bir tatlı su kaynağı var ve buraya bu kenti kurmaya karar veriyorlar. Ancak hikayeden anladığımıza göre, tabii ki bu bir mitoloji, burası sahipsiz değil. Burada yerleşik insanlar var. Burayı satın almak için kaptan onlara diyor ki, size altın verebilirim veya teknede diyor tuzlanmış balık var, balık verebilirim. Çoban herhalde burada yaşayan, altınla ne yapacağını çok bilmediği için tuzlanmış balık karşılığında burası satın alınmış oluyor hikayeye göre. Hatta günümüze kadar çok yaygın olmasa da özellikle Batı dillerinde kullanılan iyi bir alışveriş yapılınca, hani Faselis fedakarlığı diye bir deyim bile var, kullanılmış. Güneyde denize uzanan burun üzerindeki yükselti, Faselis'in en erken yerleşim bölgesinin olduğu, aynı zamanda antik tiyatronun yaslandığı Akropolis tepesidir. Kuruluşundan sonra M.Ö. 5. yüzyılda tahkimatlı bir kent olduğu antik kaynak aktarımlarından bilinen Faselis'in, bu erken dönem surları Büyük İskender'in haleflerinden Ptolemaios'un kuşatması sırasında zarar görmüş ve M.Ö. 3. yüzyıl başlarında günümüzde izleri güney yönde takip edilen yeni surun inşaatı gerçekleştirilmiştir. Güney limandan ya da sivil limandan gelen tüccarlar, gezginler, misafirler buradaki limandan inip arkamda gördüğünüz kapıdan geçerek şehre giriyorlardı. Bu kapı tabii yıkılmış ama burada son yıllarda yapılan kazılarda bütün mimari elemanları düzgün bir şekilde yerleştirildi. Ve üzerindeki yazıtlardan İmparator Hadrian döneminden yapıldığını anlıyoruz. İmparator Hadrian milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış en şanslı Roma imparatoru diyelim. Belki de dünyadaki en şanslı insanlardan. Çünkü Trajan döneminde Roma İmparatorluğu zaten sınırlarını en büyük konuma getiriyor. Ve Hadrian'da neredeyse savaş görmeden o günkü bilinen diyelim dünyanın hakimi olarak yaşıyor. O yüzden hani nereye gitseniz bir Hadrian duvarı, Hadrian kapısı, Hadrian hamamı, işte Hadrian takı görmek son derece doğal. Faselis'te de imparatorun kente gelişini onurlandırmak için bir kapı inşa edilmiş. Biz de şimdi bu kapıdan geçip kente gireceğiz. Evet, limandan kente girince bizi hemen büyük bir yapı karşılıyor. Tabii bu kente girince yapı karşılıyor ama genel bir ana caddeden geçiyoruz. Aslında bu ana cadde kuzey-güney doğrultusunda tüm kenti boydan boya kat ediyor. Çok güzel bir şehir planlamacılığı yapılmış. Sizi güney limandan alıyor, kent merkezine, ana limana ya da askeri liman olarak bildiğimiz limana götürüp oradan
ticari limana kadar uzanıyor ve tüm kent bu ana aksın etrafında yayılmış. Arkamda gördüğünüz bina hemen kapının üzerindeki yazıttan anladığımız kadarıyla İmparator Domitian döneminde, yani milattan sonra 1. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş. Tabii ki Phaselis gibi büyük hacimli bir ticaret limanının böyle büyük agora binaları var. Neydi agora? Tabii agora'yı biz çarşı, pazar yeri diye çeviriyoruz ama bu yeterli bir çeviri değil. Agora aslında işte böyle büyük binalarla, agora binalarıyla o kentin bütün ticari mallarının depolandığı da yer aynı zamanda. Ve hemen limanın yanında böylesine devasa bir yapı var, agora binası var. Hani burada gördüğümüz kadar değil, yapı bayağı arkaya kadar da gidiyor. Oldukça büyük. Ve bu agora binasının büyüklüğü de bize Phaselis'in ticaret hacmi hakkında ciddi bir fikir veriyor. Anadolu Arkeolojisi'nde gezerken birçok kentin adının işte Yunanca mı, Luvi kökenli mi olduğundan hep bahsediyoruz. İşte 2S, ND, NT gibi takıları olanların Luvi, yani yerli bir Anadolu halkı olan Luvi dilinden geldiğini hep söylüyoruz. İşte Arikanda, Ksantos, Sagalassos, Termesos gibi. Ama Phaselis adının anlamını net olarak bilmiyoruz. Bazı bilim insanlarına göre Sami dillerinden gelen bir isim. Bazı bilim insanlarına göre de Yunanca Phaselos, yani fasulye aslında, bugün biz de onu kullanıyoruz, gelen bir isim. Niye fasulye? Aslında Phaselislerin gemileri, bu Araka denilen hani bezelye, fasulyeye benzer tarzda gemiler, ki sikkelerinde de bu gemileri görüyoruz. Bazı bilim insanlarına göre bu isim, bu gemi formunun işte fasulyeye benzemesinden ötürü bu kentin adının Phaselis olduğunu savunuyorlar. Bazıları dediğim gibi Sami dilinden geldiğini savunuyorlar ama anlamını net olarak bilmiyoruz. Şimdi Phaselis kentinin agorasındayız. İkinci bir agora binası var, yani ana bir agora binası. Gidelim bakalım agorada neler yapılıyormuş, Phaselisli tüccarlar ne işlerle meşgulmüş, onu da anlayalım. Phaselis'te agora binasının içindeyiz. Gerçekten de devasa agora binaları var. Phaselis'in biz zaten epigrafik, yani dil bilimsel verilerden daha milattan önce 5. 4. yüzyılda çok büyük bir ticaret hacmine sahip olduğunu biliyoruz. Hatta öylesine yani meşhurlar ki Atinalı ünlü hatip Demosthenes Phaselislilere karşı avukatlık yapıyor bir davada. Hani nasıl diyelim, biraz Phaselislerin bu dönemde ünü çok kurnaz ve biraz da dolandırıcı oldukları yönünde. İşte hani borçlarını alıp inkar ediyorlar, aldıkları malın parasını ödemiyorlar gibi olaylar var ki. Ama o kadar Phaselisler fazla ticarette büyümüş ki Demosthenes gibi antik dünyanın en tanınan hatiplerinden biri Phaselislere karşı açılan bir davada avukatlık yapmış. Phaselis'in ticaret hacmini biz aslında gemilerinden de biliyoruz. 60 kadar ticaret gemisi olduğunu antik kaynaklardan yine öğreniyoruz ki bu o dönem için aslında hani bugünkü deyişle bir armatörlük diyelim. Bu kadar önemli. Kent hakikaten çok zenginleşmiş ve bu zenginliğin de aslında meyvesini almış tabii ki. Refah bir hayat sürmüş. Şimdi her kentte olduğu gibi Agora'nın hemen yanında bir tiyatrosu var Phaselis'in. Gidelim tiyatroyu da görelim.
Akropolis'in kuzeybatı etekleri üzerinde sahne binası ve oturma sıraları korunmuş Roma dönemi tiyatrosu yer almaktadır. Sahne binasının kuzeyindeki dış duvarı ilerleyen dönemlerde geç dönem suru için kullanılmıştır. İki katlı sahne binasının alt kat giriş kapıları ayaktadır. Fazilis Tiyatrosu aslında yapı itibariyle Helenistik tiyatro dediğimiz yamaca yaslanmış bir tiyatro. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluk çağında olasılıkla bu sahne binası o zaman eklenmiş. Ve daha sonra cavea yani oturma sıraları orkestradan bir parapetle ayrılarak ihtimal dahilindedir ki bir sirk olarak kullanılmış. Bizle beraber gezen misafirlerimiz hep sorarlar, peki bu tiyatrolar böyle üstü açık mı? Evet, üstleri açık, kapalı değil tiyatronun. Zaten özelliği o. Yani Buletarion, meclis binası ya da Odeon konser salonu gibi üstleri kapalı değil. O zaman derler, yağmurda bu Fasilis gibi Akdeniz'de yazın aşırı sıcakta ne yapıyorlar? Dikkatli gezdiğiniz zaman bazı oturma sıralarında böyle yuvarlak yuvalar görürsünüz. İşte buraya dikilen direklerle geçici bir tente, çadır kurulur ki yağmurdan ve güneşten burada oturanları koruması için. Fasilis kentine neredeyse her yönden hakim tahtalı dağ. Yalnız çoğu kişi, hatta rehber kitapları da bunu karıştırarak Olimpos Dağı diyorlar. Oysa coğrafyacı Strabon çok net bir şekilde Likya Olimpos'u ve ondan sonra Fasilis kenti ve arkasındaki Solima Dağı, hatta Ta Solima Dağı olarak bahsediyor bu görkemli dağdan. Fasilis'in tarihinde ilginç olaylar oluyor. Bunlardan herhalde en önemlisi M.Ö. 334 yılında Büyük İskender'in kışı Fasilis'te geçirmesi. Hatta Büyük İskender Likya bölgesine gelirken Mınaralılar kendi oturdukları yerin güvenli olmasına da biraz dayanarak Büyük İskender'in geri bildiklerine saldırıyorlar. Ve hatta Fasilis'i ara ara yağmalıyorlar. Büyük İskender gidip Mınara kentini alıyor. Büyük İskender'in Makedon askerleri yöreyi ve bölgeyi çok iyi tanımadıkları için av sırasında hastalanıyorlar. Sonra Fasilisliler anlıyor ki bunlar avladıkları hayvanları bu zakkum çalısından şiş yapıp öyle pişiriyorlar. Zakkum bildiğiniz gibi zehirli bir bitki, hani zıkkım lafı da oradan geliyor. Ve İskender'in askerlerini uyarınca bu zakkumları şiş olarak kullanmayın deyince bu hastalık da geçiyor. İskender burada niye kışladı? Tarihçinin aktardığına göre işte buradan Pamfilya, yani bugünkü Antalya'ya giden yol Medcezir olayları yüzünden kapanmış. Gerçi biz Akdeniz'de bu kadar büyük Medcezirler olduğunu bilmiyoruz ama İhtimal o ki böylesine güzel bir yere gelen Büyük İskender askerlerinin de yorgunluğunu herhalde fırsat bilerek kışı burada geçirmeye karar vermiş. Thank you.
Akropolis Tepesi'nin doğu eteğinde, günümüzde ziyaretçi güzergahının ana aksını oluşturan Kuzey-Doğu-Güney-Batı doğrultulu ana cadde, iki tarafındaki yapı yoğunluğuyla dikkat çeker. Caddenin kuzeyinde hamamlar ve umumi tuvaletler konumlanır. Roma İmparatorluk döneminde artan nüfusun su ihtiyacı, önceki sarnıç sistemleri yerine tahtalı dağ eteklerinden çıkan kaynak suların künküler kanallar ve nihayet yükseltilmiş ayaklara sahip su yollarıyla kentin kuzey limanına doğru yönlendirilmesi ve buradan yine pişmiş toprak künklerle kente dağıtılmasıyla anlaşılmıştır. ...1980'li yıllarda benim de hocam olan rahmetli Profesör Doktor Cevdet Bayburtluoğlu'nun Fasilis'te yaptığı kısa süreli çalışmalarda kazdığı hamamlardan bir tanesi. Küçük hamam olarak geçiyor ki bir tane de büyüğü var. Elbette ki kent küçük gibi görünebilir ama işte o ticaret hacminden ve kente gelen giden insan trafiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla böyle yan yana iki tane hamam, hatta hemen bu hamama bitişik bir umumi tuvalet ya da latrin dedikleri yapının olması şaşırtıcı değil. Bu küçük hamam aslında ben çok seviyorum çünkü çok derli toplu bir hamam. İşte frigidarium yani soğukluk, tepidarium ılıklık ve kaldarium sıcaklık yan yana. Hipokaos sistemi çok net olarak görünüyor. Yıkanma havuzu hatta sıvaları bile sağlam korunmuş. Sadece çatısı korunmamış hamamın. Ama bunun dışında gayet günümüze kadar güzel gelmiş, kazısı güzel yapılmış bir hamam. Şimdi buradan bir de büyük hamam cimnazyon kompleksine devam edelim. Fasilis'in ikinci ve büyük hamamındayız. Hamam Gümnazyon Kompleksi. Hamam Gümnazyon Kompleksi aslında sportif faaliyetlerin de yapıldığı bir hamam ve yanında palestra. Hamamın şu anda biz aslında halkın gezdiği yerde değiliz. Hipokaos sistemi dediğimiz ısıtma alanındayız. Bunun üzerinde bir taban döşemesi var ve insanlar onun üzerinde yürüyorlar. Burada sıcak hava dolaşıyor sadece. Yine aynı seviyedeyiz. Hamamın tabii ki o mermer plakaların hepsi sökülmüş. Bu duvarlar mermerlerle kaplı. Ama hamamın bu bölümünde işte birçok yerde göremediğimiz o orijinal taban döşemesini görüyoruz. Ve altında da hipokaos sistemi hani sanki hala çalışır vaziyette. İşte burada sıcak hava gezdiğini düşünün. Üste de insanlar hamam faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu hamamla ilgili güzel bir de anekdot var antik tarihçilerin bize aktardığı. Ünlü bir harp sanatçısı var, Stratonikos. Fasilis'e geliyor ziyarete ama kendisi bir Fasilisli değil. Kölesinin hamamcıyla kavga ettiğini duyuyor. Ne oluyor diye merak edince Fasilisliler, Fasilislilere yani yerli halka ayrı bir ücret tarifesi uygularken dışarıdan gelenlere daha pahalı bir ücret söyledikleri için bu Stratonikos'un kölesi buna karşı çıkıyor. Hatta o zaman Stratonikos da Fasilisli olsun, ucuz yararlansın hamamlardan diye bir düşünce duyunca Stratonikos buna çok kızıyor. O Fasilislerin hani biraz önce bahsettiğim kötü tüccar ünlerinden de dolayı 3 kuruş için beni Fasilis mi yapacaksın diye kendi kölesine kızıyor.
caddenin limana açılan güney ucunda, M.S. 131 yılında İmparator Hadrianus'un ikinci doğu gezisinde Faselis'i ziyareti sırasında onuruna inşa edilmiş bir tak yer almaktadır. Güney liman, doğal konumu ve yapay mendirek alanıyla oldukça korunaklıdır. Faselis'te güney ya da sivil limandan işte gelen bir ziyaretçi bizim izlediğimiz rotayı kat ederek buraya kadar geliyorlar. Boylu boyunca bir sütunlu cadde her zaman gördüğümüz gibi. Heykel kaideleri hala duruyor. Faselis'in işte kurucu kahramanları, zengin insanları, önemli kişileri ki bunların arasında Theodektes var, meşhur Faselisli filozof, hatip, bilim insanı diyelim. Ve bu cadde askeri ya da merkez liman olarak anılan, bugün dahi görevini yapan, mendirekleri sağlam kalmış, rıhtımı bile görünen limana geliyor. Peki nasıl böyle oldu diyeceksiniz. İşte Faselis'in su kaynağı, tatlı su kaynağı çok küçük bir kaynak. Hani bizim o bütün diğer kentlerde görmeye alıştığımız koca bir ırmak gelip alüvyonlarıyla doldurmamış. Ve biz 2500 sene sonra Faselis'i antik dönemde neredeyse olduğu gibi topografyasını görüyoruz. Bu bölümün de sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde bir başka kentte buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.